gezeceğiz. Şimdi hadi sergiye gidelim. Non Spaces sergisi, yani yok yerler, ilhamlı Marc Auger'in süper modernite çağında insanların kimliksiz bir yalnızlıkta asılı kaldıkları yerler, yani havalimanları, otoyollar, alışveriş merkezleri, zincir oteller ve süpermarketler gibi geçiş mekanlarını aslında, yani olduklarını fark etmediğimiz yerlerden bahsetmek istiyor. Sergide yeni medya sanatının birçok farklı teknik yönden örneklerini görebilirsiniz. Yani mappingden yerleştirmeye, üç boyutlu taramadan sanal gerçekliğe kadar birçok deneyimi içinde bulunduran bir sergi olmuş. Serginin genel atmosferi biraz ilginçti çünkü bütün işlerin neredeyse kendine özel sesleri var ve o sesler birbirine karışınca ortamda olmayan bir mekandaymışsınız gibi ses efekti yaratıyor. Nokta atışı olmuş diyebilirim. Ben genelde yeni medya sergilerini gezerken işlerin birazcık teknik kısımlarını incelemeyi de seviyorum. Orada eğer bir LED varsa ya da açıkta görünen bir elektronik parçaları varsa gidip onları incelemeyi çok seviyorum. Bu yüzden bu videoda bazı efektlerin nasıl kolay tekniklerle çok güzel görseller elde edildiğini göreceksiniz. Belki LED deyip geçiyoruz ama o LED'ler nelere kadir bir bilseniz. Sergi ikinci kattan gezmeye başladım ama benim çok ilgimi çeken bir iş vardı ki adını asla doğru söylemeyeceğimi bildiğim için şuraya yazıyor olacağım. Sowen Chang 2013 yılında yapmış olduğu Gyroscore isimli işiydi. Çünkü iş kendi içinde hem craft hem mapping hem biraz elektronik barındıran bir işti. Benim için all in one çekiciliği vardı. Sanatçı bu işi ilk olarak 2013 yılında yapmış olsa da genellikle her sergi mekanı için tekrardan düzenlemeler yapıyormuş. Da şöyle bir şey öğrendim. Akbank Sanat'taki yerleştirmesini yaparken yardım etmek isteyen birer çift beyaz çorap verip onları giydirdikten sonra yardım etmelerine izin veriyormuş. Yani bir hayli de titiz bir ablamız kendisi. Gördüğünüz yerleştirmenin tamamı kağıt ve çeşitli kalınlıklarda markerlardan yapılmış. Bu bence inanılmaz bir şey. Tabii ki yine arada yanıp sönen ledleri çekmeseydim olmaz. Dürüst olmak gerekirse sergide en çok beğendiğim işlerden sadece birini anlatacaktım. Daha fazla spoiler vermemek ve gelip burada deneyimi kendiniz yaşamanızı istediğim için. Ama Lia'nın ismini görünce ondan bahsetmeden gidersem çok büyük ayıp etmiş olurum diye düşündüm. Lia Avusturyalı yazılım sanatçısı. Sanatçı doğadaki nesnelerden çok nesnelerin dokularından ilham alıyor ve bunları parametrik desenler yaratıyor. Ve bu sınırladığı parametrelerle oynayarak kendi görsellerini oluşturmasına izin veriyor izleyicinin. Bu ekranda tam olarak bunu yapıyor aslında. Biz bunu başta sadece video sanmıştık. Sonradan öğrendik ki interaktif bir ekranmış. Tabii ki de bunu gören ben durmadım. Birazcık parametreleri değiştirerek bir şeyler çizmeye çalıştım. Zaten görüyorsunuz bayağı heyecanlandığım bir iş oldu. Açıkçası bu tarz işlerde sanatçılarla sanki ortak bir paydada temasa geçiyormuşum gibi hissediyorum. Dolayısıyla benim için yeri daha farklı oluyor interaktif işlerin. Ama bunun dışında bir tane daha 3 ekrandan oluşan video parametrik görsellerin olduğu işlerini de görebilirsiniz sergide. Aslında içimden geçen bütün sergideki sanatçıları, motivasyonlarını, sergideki işlerini teker teker anlatmak ama tabii ki de bunu yapmayacağım. Çünkü biraz da olsa gizemini korusun ki siz de gidip bu deneyimi yaşayın. Bu yüzden sadece genel olarak sergiden bazı kareler göstereceğim. Bir sergide VR gözlüğü olur da ben denemez miyim? Tabii ki de denerim. Ama troll arkadaşlara sahip olduğum için bunun sakıncalı olabileceğini düşünmemiştim. Daha fazla bir tepki bekliyordum.